Bir cumartesi klasiği olan Ülke TV Tarihte Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün cumartesi. Cumartesi günü demek Ülke TV demek. Ülke TV demek Tarihte Yürüyen Adam demektir. Sevgili dostlar, sevgili Tarihte Yürüyen Adamlar, bugün İstanbul'un 4 numaralı tepesinin eteklerine doğru giden yolları, Havaryun Tepesi'ni. Havaryun Tepesi'nde 6. yüzyıldan kalma Markanius anıtını. Markanius anıtının bugünkü adı ne mi? Kıztaşı. Fatih Kıztaşı bölgesini, sokak aralarını, bilinmeyen noktalarını, sıbyan mekteplerini, paşa konaklarını, medreseleri, harabe olmuş çeşmelerini adım adım tek tek gezeceğiz. Arkamda 6. yüzyıldan kalma Roma İmparatoru Justinianus'un amcasının kızı, kuzeni Anika Juliana tarafından yapılan Palaeokeptos Sarayı ve kilise harabeleri bulunmaktadır. Bu yollar Fatih Vezneciler arasındaki Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri yapılırken ya da Aksaray'dan Yeni Kapı'dan Unkapanı'na doğru olan Atatürk Bulvarı yapılırken yer kazılmış, yerin altından harabeler çıkmış. İşte 1950'lere kadar, 60'lara kadar bilemediğimiz Palaeokeptos Sarayı ve Kilisesi Anika Juliana eseri 1950'lerin sonlarındaki kazılarda ortaya çıktı. Burası görülmeye değer ama maalesef güvenliği alınamadığı, sağlanamadığı için etrafını çitlerle kapatmış durumdayız. İlk yolumuz, ilk güzergahımız Anika Juliana Palaeokeptos, hemen ardından güzel bir sıbyan mektebi ve çok hoş bir paşa konağı. Haydi program başladı. Normalde hiyerarşiye göre ve teamüllere göre kral olmaması gereken Roma İmparatoru 527 ile 565 yılları arasında taht süresi olacak olan Roma İmparatoru Justinianus çok da tasvip edilmeyen, saray tarafından çok benimsenmeyen bir hanımla, Theodora ile evlendi. Bu durum saray içerisinde rahatsızlık uyandırdı. İşte tam bugünlerde Justinianus'un kuzeni Anika Juliana isimli soylu bir saray hanımefendisi, kraliyet ailesi mensubu olan Anika Juliana, her yere Theodora'nın adına eserler yaptıran Justinianus'a inat ve nazire olsun diye 524-527 yılları arasında Saraçhane Parkı'nın içerisine, bugünkü Saraçhane Parkı'nın içerisine, o günkü adıyla Forum Taruy, tarım meydanının olduğu yere bir kilise yaptırdı. Bu kilise Hristiyan olduğu için işkence ile öldürülen Aziz Palaeokeptos, Aya Palaeokeptos adına yapılan bir kiliseydi. Ve o kilise 524 tarihinden itibaren depremlerde zarar görse de 1204 tarihindeki Latin saldırısına kadar kilise olarak devam etti. ...1204 tarihinden 1261 tarihine kadar bir Katolik kilisesi olan Palaeokeptos 1453 tarihinden sonra kullanılmaz hale geldi. Osmanlı döneminin sonlarında artık üzerini toprak kaplamış, yıkılmış,
kubbesi çökmüş. Biz şu an narteks bölümündeyiz. Ayasofya'nın koridoru var ya, hani iki tane iç narteks, dış narteks. Biz şu an Aya Palaiologos Kilisesi'nin narteks bölümünde, koridorunda yürür gibi yaptık. Ben oradan geldim. Sizlere hitap ediyorum. Depremler, bakımsızlık, kubbenin çökmesi, üzerini toprakların örtmesi, üzerine dükkanlar ve sokakların inşa edilmesi böyle bir yapıyı ortadan kaldırdı. 1942 ile 1957, bu iki tarih önemlidir. 15 yıl boyunca bu şehirde karakterini, kimliğini, görüntüsünü, ruhunu da öldüren şehirleşme çalışmaları kapsamında burada Saraçhane Parkı'nın, yani Forum Tarı, Tauri Forumu'nun olduğu yerde yapılan kazılarda önce kubbeler ortaya çıktı. Kazdıkça, kazdıkça, kazdıkça dibe kadar indiler. Şu an ayağımı basmış olduğum yerin de altında odacıklar ve kilisenin derinlikleri bulunmaktadır. Bu kilisenin yan tarafına ise buraya ibadet etmeye gelen Anika Juliana ve ailesindeki erkekler dinlenmek için bizdeki hünkâr mahfiline benzeyen bir de saray yaptılar. O sarayda devlet erkanını kabul ediyorlardı. 527 tarihinde hizmete açıldığında 532-37 yılları arasında yapılan Ayasofya, henüz Megala Eklesia, 2. Ayasofya gibi iken İstanbul'un en büyük katedrali Ayasofya'ydı, ama 2. büyük bazilikal formdaki yapısı burasıydı. Elimizde güzel bir fotoğraf var. 1914 yılına ait, yani Osmanlı Devleti'nin artık kayıplar yaşamaya başladığı, savaşların gün yüzüne çıktığı ve toprakları etten cımbızla parça kopartır gibi koparttığı günler başladı. Trablusgarplar, Balkan Savaşları ve en sonunda Birinci Dünya Savaşı kapıya dayandı. Henüz Çanakkale yok. Henüz Sarıkamış faciası yok. 1914, savaşın başı ya başladı ya da başlayacak. Malumunuz savaş Haziran 1914 tarihinde başlamıştır. Fotoğraf Haziran 1914 öncesi mi yoksa 14 sonrası mı bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, kadınlar pazarında ortadaki bu ağaçlık alan yokken şuradaki binaların hepsi şu an beton, hepsi taş. Bu taş evler ahşapken burası güzel bir Fatih bölgesi dokusunu ifade ediyorken bu fotoğraf çekilmiş. Kim çekmiş bilmiyoruz. Neden çekmiş bilmiyoruz. Tek bildiğimiz 1914 yılına ait böylesine güzel bir fotoğrafın olması. Şimdi fotoğrafları kıyaslayalım. Burası Kadınlar Pazarı. İstanbul'da yaşayan Doğulu kardeşlerimizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Her bir ilini tek tek defalarca gezdim. Candır can. Doğu ve Güneydoğu bu memleketin canıdır, ciğeridir. Muhteşem yerlerdir. Hem insanları harikadır, hem de coğrafyaları harikadır. İşte o can coğrafyaların mensupları burada. Kadınlar Pazarı'nda doğuya ait, doğu mutfağına ait, Türkiye'nin doğu kısmına ait yiyecekler satmaktadırlar. Kadınlar Pazarı'ndayız. Thank you.
Neden burası kadınlar pazarı? Hemen onu anlatayım. Şimdi burası için bir televizyon programında bir tarihçi yıllar evvel şöyle söylemişti. Kadınlar pazarı Osmanlı Devleti'nde kadın ticaretinin yapıldığı, kadın esirlerin satıldığı bir pazardır. Tıpkı tavuk pazarında tavuk, at pazarında at satıldığı gibi kadınlar pazarında da kadın satılıyor. Burası da kadınlar pazarıdır demişti. Ne kadar yanılıyor. Ne kadar ilimden ve hakikatten uzak bir ifade. Kadınlar pazarı Osmanlı Devleti'nde Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir adettir. Esnaf kadın, müşteri kadın, güvenlik kadın. Asesler yani Yeniçeri'den bozma, İstanbul'un şehir güvenliğinden sorumlu bir nevi jandarmanın başı olan, jandarmanın kökü olan asesler etraftaki güvenliği sağlarlar. Ama içeride herkes, her şey kadındır. Kadınların ticaret yaptığı, kadınların alışveriş yaptığı ve kadınların ticaret dünyasını canlandırdığı bu pazara kadınlar pazarı denmektedir. Esaretle, kölelikle değil, kadınların ticaretiyle alakalı bir yapıdır. 1960'lı yıllarda buraya Doğu Anadolu bölgesinden bol miktarda göç geldi. Ve bu göç bu bölgeye hakim oldu ve bu bölgeyi Doğu'nun mutfağı ile zenginleştirdi. Bir Karadenizli olarak, ben Samsunluyum, Samsun Bafra, bir Karadenizli olarak bundan rahatsız mıyım cümlesini bile kurmam zinhar ve asla. Ben Anadolu'ma ait olan her renge aşığım ve burası da Anadolu'mun bir rengidir. Ben buraya da aşığım. ...1914 tarihinde az evvel görmüş olduğunuz çıplak sokak bugün ağaçlarla giydirilmiş durumda. Bu yüzden şöyle gelirsek ancak görebileceğimiz surlar, fotoğrafta ana detay gibi, arka fon gibi görülen surlar burada ağaçlardan kaybolduğu için yalnızca duvar gibi görünmektedir. Hep söylüyoruz ya, ağaç olsun da her yeri, tüm açıları, tüm manzaraları, tüm fotoğrafları kaçırsın, kaybetsin, üzerini örtün, biz buna razıyız. Bu yemyeşillik Osmanlı döneminin yeşilliği değil, bu yemyeşillik Cumhuriyet döneminin yeşilliğidir. Burası kadınlar pazarı. İki fotoğrafı kıyaslayalım. Yıl 2021, görüntü böyle. Yıl 1914 tarihine geldiğinde bir zaman makinesine binip tarih üzerinde yürümüş olsanız, 1914 yılına gelseniz, burada göreceğiniz tek görüntü şu an gördüğünüz görüntüdür. Müthiş bir tarihi eserle, tarihi bir mirasla karşı karşıyayız. Sultan 3. Ahmet dönemi, Hac Eminliği, Surre alaylarının başında sorumlu olan kişi, El-Hac Süleyman Efendi tarafından, Süleyman Halife Efendi tarafından yapılan muhteşem bir çeşme ve muhteşem bir Sıbyan Mektebi'nin karşısındayız. Buralar medreselerle, tetimme mektepleriyle, rüştiyelerle, Sıbyan mektepleriyle dolu bir alandır. Dedim ya programın başında, mahalle aralarında göze görünmeyen bir sürü güzellik var. Biz bunların farkına görünce fark ediyor ve ne bu acaba diye bakıyoruz. Şu an 1728 yılı Sultan 3. Ahmet döneminin saray memurlarından biri olan Süleyman Halife'nin yapmış olduğu Sıbyan Mektebi'nin tam önündeyiz. E
elimizde bir fotoğraf var. Tam 80 sene öncesine ait takvimler 1941 yılını göstermekte. Osmanlı Devleti'nden devralınan Sıbyan mektepleri tek tek kapatılmış, atıl hale getirilmiş, kiraya verilmiş, yıkılmış vesaire. O günlerde 1941 yılında şu an görmüş olduğunuz fotoğraf çekilirken burası boş. Herhangi bir amaçla kullanılmıyor. Gerçi şu anda boş. Şu anda herhangi bir şey için kullanılmıyor. Ama keşke kullanılsa ve keşke içine insanlar girip insanın nefesinin değdiği yer yaşar. İnsan yıpratmaz, insan bakar. Bu yüzden burası da düzelir ve düzenlenir diye düşünüyorum. Fotoğrafa gelelim mi? Tam 300 yıllık, 1728'den kalma Sıbyan Mektebi bu açıdan çekilmiş. Üzerinden 292 yıl geçmiş olmasına rağmen sanki ilk yapıldığı gibi güzel ve berrak durumda bulunmaktadır. Yan tarafında çeşme bulunmaktadır. Çeşmenin üzerinde Sahibül Hayrat vel Hasenat el Mağfur el Hac Süleyman Halife Efendi Hayratı'dır yazmaktadır. Önemli insanlar önemli işler yapmışlar. İki fotoğrafı yan yana kıyasladığımızda değişen rakamların dışında aslında çok da fazla bir şeyin değişmediğini, yapıların ve binaların aynı kaldığını görüyoruz. Yan tarafta harabe bir duvar var. Bugün o duvar yok. Bugün orası artık otopark olarak kullanılıyor maalesef. Size bu iki fotoğrafı yan yana getirip üzerinden geçen 300 yılın etkisini göstermeden evvel bir şey göstermek istiyorum. Terör devleti İsrail dünya üzerinde kendisine kucak açan putperestler tarafından, Nabukadnezar tarafından, Hristiyanlar tarafından, Roma tarafından, Tituslar tarafından büyük sürgünlere tabi tutulduktan sonra İspanya Kraliçesi Isabella Fortuna'nın göstermiş olduğu o müthiş ızdıraptan, işkenceden Endülüs Müslümanlarını kurtarmak için 2. Beyazıt tarafından gönderilen donanma gemilerine İspanya bölgesinde bulunan sefarat Yahudileri de bindirildi ve İstanbul'a getirildi. Bunlar mazlum milletlerdi, Osmanlı yardım etti. Rusya'sından Almanya'sına, İngiltere'sinden Fransa'sına dünya tarihi Yahudi zulmünü anlatmaktadır. Dünya üzerinde Yahudilere tek bir millet sahip çıkmış, kol kanat germiştir. Müslümanlar, Abdülhamit Han'a kadar olan Müslümanlar. Bütün bunu niye söyledim? Bakın, pencerenin üzerinde bir Siyon yıldızı var. Bir Davut mührü var. O bir masonik işaret midir? İsrail'le alakalı bir işaret midir? Nitekim İsrail'in de bayrağında öyle bir işaret var. Demeyin lütfen dostlar. Bu işaret Hazreti Davut'un mührüdür. Bu işaret Süleyman Peygamber'in mührüdür. Bu işaret adaletin sembolüdür. Bu işaret Selçuklu Devleti, Selçuklu İmparatorluğu, Adalet Bakanlığı'nın sembolüdür. Bu işaret adaletin olduğu yerde vardır. Fakat bugün maalesef Yahudilerle özdeşleşmiştir, yanlıştır. Onu yapan Yahudi değildir. O yapıldığında Masonluk, Siyonizm yoktu. 1728 tarihli Sıbyan Mektebi'ndeki bu işaret Hazreti Ömer'in de dediği gibi adaletin mülkün temeli olduğunu göstermektedir. Haydi şimdi sizi aynı açıdan 300 yıl arayla çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum.
Az evvelki fotoğraftan bir sene sonra takvimler 1942'yi gösterdiğinde artık buralarda restorasyon ve yol genişletme çalışmaları olduğu esnada çekilen bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Abdüllatif Supi Paşa Konağı. ...1854 tarihinde Sultan Abdülmecit Han dönemine ait bir fotoğraf. Devlet Ali Osman'ın ilk Milli Eğitim Bakanı olan Abdurrahman Sami Paşa'nın oğludur. Ardından kendisi babasının Milli Eğitim Bakanlığı'nı babasından devralmıştır. Yani o günkü adıyla Maarif Nezaretini devralmıştır. Abdüllatif Supi Paşa, yani şu an görmüş olduğumuz konağın sahibi... Milli Eğitim Bakanlığı, yani Maarif Nezareti Nazırlığı, Vakıflar Nazırlığı, Ticaret ve Maliye Nazırlığı gibi Osmanlı Devleti'nde uzun yıllara dayanan bakanlık geçmişi bulunmaktadır. Babası Osmanlı Devleti'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Abdurrahman Sami Paşa'dır. Kendisi babasından sonra bakanlığı devralan Abdüllatif Supi Paşa'dır. Bu konağın sahibinin oğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıöver'dir. Köklü bir aile, bakanlıklarla dolu geçmişi olan bir aile. Sultan Abdülmecit Han dönemine ait bir konak. Fakat görmüş olduğunuz fotoğraf Abdülmecit devri ya da Osmanlı değil. 1942'ye ait bir fotoğraftır. İki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda 80 sene içerisinde bu sokağa neler olmuş görebiliriz. Elimizde değişik zamanlara ait iki fotoğraf bulunmaktadır. Birisi 1905, diğeri 1915 yılına ait. Her ikisi de Devlet Ali Osman olduğu dönemler. Birisi Abdülhamit, birisi kardeşi Sultan Mehmet Reşat devrine aittir. Her ikisinde de üstünde bir ev olduğu görülmektedir. Takvimler 2021'i gösterdiğinde öyle bir ev yok. Takvimler 2021'i gösterdiğinde az evvel gördüğünüz o güzel çeşmeden eser yok. Efendim, İstanbul'un en büyük problemi sudur. Su. İstanbul'un su kaynağı yok. Tamamı dışarıdan gelmek zorunda. Tıpkı bugün olduğu gibi. Tıpkı Melen Çayırı'ndan, yani Sakarya'dan, tıpkı Isırancı Dağları'ndan getirildiği gibi, bugün olduğu gibi her daim dışarıdan getirilen sularla İstanbul takviye edilmiş ve beslenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir adam vardır, deli bir adam. Adı Mimar Sinan. İstanbul'un kendisinden sonra 300 yıl su problemini çözmüş bir adamdır. Her taraftan, Terkos'tan, Büyükçekmece'den, Belgrad ormanlarından, 17 kilometre öteden, 25 kilometre, 40 kilometre öteden İstanbul'a su getirmiş. 40 çeşme abideleri diye de İstanbul'daki sokaklara çeşmeler yapmıştır. İşte o getirdiği su ile beslenen ve tazikinden dolayı, gürlüğünden dolayı hor, hor, hor diye ses çıkardığı için hor hor çeşmeleri denilen çeşmelerden birinin önündeyiz. Kanuni Sultan Süleyman dönemi 1550'li yıllara ait olan bu çeşmenin tamirat kitabesi de bulunmaktadır. Bu tarafa doğru gelindiğinde kitabeyi okuyalım ve kitabenin bize ne anlattığını görelim. 1550'lerdeki çeşme
bugün bu halde. Tamiratında ise tarihi tamiri çeşme diyor. Çeşmenin tamiri tarihi 1293 sene diyor. Yani 1877 yılında, yani Osmanlı ile Rusya, Büyük Osmanlı-Rus Savaşı diye bildiğimiz savaşa girdiği sene, bu çeşme Abdülhamit Han tarafından, cennet mekan Ulu Hakan Abdülhamit Han tarafından restore edilmiştir. Bu çeşmenin restorasyonu bile 1877'ye aitken, bu çeşmenin yaşı ise 1550'ler ile ifade edilmişken, gelin görün ki bugün haline. Zemin çok yükselmiş, çeşme aşağıda kalmış. Bakarsak şöyle, su kurnaları, su yalakları çok dışarıda. Ben şimdi müsaadenizle 1550 yılının seviyesine ineyim ve aramızda bugünle o gün arasında ne kadar fark var size göstereyim. Şu an ben 1550 yılının İstanbul'undayım. Siz 2021 yılı İstanbul'dasınız. Burada 1550'den kalma tarihi bir eser, bir çeşme kurnası bulunmaktadır. Bu kurnanın üzerine asfalt, üzerine asfalt, üzerine parke. Yanlardan baktığımda ben hala şu an görebiliyorum. Katman katman aşamaları görebiliyorum. Ve yukarısı 2021'e kadar maalesef çeşmeyi bu hale getirmiştir. Çeşmenin üzerinde bir tane konak varmış. Konak yok. Çeşme yok. Yapı yok. Zemin yok. Peki ne var? Eğer şu anki hali ile var diyorsanız, işte böyle bir çeşme var. Hadi şimdi fotoğrafa geri gelelim. 2021 yılında bu programın çekildiği günlerde Orhor Çeşmesi'nin görüntüsü böyle. Fakat takvimler 1910'u 1915'i gösterdiğinde görüntü tam olarak şöyle. Sultan Abdülmecit Abdülaziz dönemlerinin önemli devlet bürokratlarından biri vardır. Çok tatlı bir adamdır, çok hoş bir adamdır. Nüktedandır, kibardır, naiftir. Ve bu anlamda bu hal ve hareketleriyle, bu kibarlığı ile Mısır hükümdarı diyeyim, artık hükümdar değil ama hidivi, Mısır hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Zeynep Sultan'la izdivaç yapmış bir insandır. Kimdir? Osmanlı'da sadrazamlık yapmaya kadar yükselmiş bir hükümdarın torununu almış adam, tabii ki Kamil Paşa'dır. Kamil Paşa biraz zengindir. Her yerde malı mülkü vardır, eserleri vardır. Şu an arkamda her ne kadar adı reklam olmasın diye blurlandığı için adını göremeseniz de Fatih'te Kırtaş'ında bir hastane. Fakat bu hastanenin 100 yıl evvel sizin şu an bulunduğunuz açıdan birisi gelmiş, bu hastanenin fotoğrafını çekmiş. Hastane olmadığı için o günlerde az evvel anlattığım Kamil Paşa'nın konağını çekmiş. Evet, deminden beri ben Kamil Paşa'yı anlatıyorum. Kamil Paşa'nın konağı şu an hastanenin bulunduğu yerde bulunmaktadır. Zeynep Sultan'la mutlu bir evlilik, mutlu bir izdivaç yaşayan Kamil Paşa'nın her şeyi vardır. Bir insanın dünyada isteyebileceği, aklına gelecek her şeyi varmış maddi anlamda. Tek bir şeyi yokmuş, evladı.
Zeynep Sultan'la Kamil Paşa'nın evliliğinden bir çocuk dünyaya gelmemiş. Bu yüzden bütün evlerini ya okula, Veznecilerdeki Darülfünun Mektebi gibi Zeynep Sultan Konağı yazarsanız Google'a, karşınızda büyük bir konak göreceksiniz. İstanbul Üniversitesi Darülfünun'un ilk okulu orasıdır. Ya da Kamil Paşa'nın Üsküdar'daki konağı gibi kullanmışlar. Nedir o? Zeynep Sultan ile Kamil Paşa'nın ortak kullandığı Üsküdar'daki konağın bugünkü kullanılış amacı bir kadın hastanesi, bir doğum evi. Evet, doğru bildiniz. Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları Hastanesi'nden bahsediyorum. Takvimler 2021'i gösterdiğinde kaosuyla, keşmekeşiyle görüntü budur. Takvimler bundan 100 yıl evvelini gösterdiğinde ise görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibidir. ...455 yılına ait bir abidenin önündeyiz. 455 yılında İstanbul valisi Tatyanus tarafından Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru Markanius'un anısına yapılan bir taştır, bir dikili taştır. Osmanlı Devleti 1453 tarihinde İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'da ilk oluşan Müslüman mahalle bu taşın etrafında oluşan mahalledir ve bu taşa Osmanlı Kız Taşı adını vermiştir. Buradaki kız melek figüründen, bakın bu kanadı, bu bacakları, üzerinde bir tülden etek var ve bir kadın, bir kız melek figürü olduğu için bu taşa şundan dolayı Kız Taşı adını vermiştir Osmanlı Devleti. Zamanla çır çır yangını ile ortaya çıkmıştır. Şimdi ortaya çıkmıştır diyorum. Bir dakika, bu neredeydi ki? Şuradaydı. Osmanlı Devleti'nde buralar mahalle iken, bir Müslüman Türk mahallesi iken bu arkamda görmüş olduğunuz taş bir Müslümanın, bir Osmanlı köylüsünün evinin bahçesinde kalmış. Ve burası tamamen özel bir mülkiyetmiş. Ben şu an bir köylünün evinin içindeyim, bahçesinin içindeyim. O evi nerede bilmiyoruz ama burası bir bahçe. 1918 Çırçır yangınından sonra evler yanınca burası meydana çıkmıştır. Şu an tam 95 yıllık bir yapıya, bir fotoğrafa bakıyorsunuz. 95 sene evvel arkada bulunan Kambur Mustafa Efendi Camii ya da bizim bildiğimiz isimle El Hac Mustafa Efendi Camii'nin minaresiyle görülmektedir. Fakat bugün ne cami görülüyor ne minareleri görünüyor. Ha bu arada o cami hala var. Nerede? Şu apartmanların arka tarafında yokluğa mahkum edilmişçesine bu fotoğrafta Markanius Kız Taşı anıtından ayrılmış gibi. Şu an gördüğünüz fotoğraflarda var olan minare gerçekten de bir camiye ait ve o cami hala var. Ama biz gösteremiyoruz. Sadece iki fotoğrafla 100 yılda bu bölgede ne değişmiş? Haydi gelin kıyaslamasını siz yapın.
1930'lu yıllar Amerika'dan, Yunanistan'dan, İngiltere'den, Almanya'dan ve Avrupa'nın değişik bölgelerinden Bizantologların İstanbul'a gelip araştırma yaptıkları dönemlerdir. 1930 Ayasofya Camii'nin ibadete kapandığı dönemlerdir. 1934 tarihine kadar Amerika'dan gelen önemli Bizantologlar Ayasofya Camii'ndeki kilise özelliklerini, kiliseye ait bölümlerini ortaya çıkartmışlar ve orada bir Bizans müzesi kurmak istemişlerdir. Atatürk buna şiddetle karşı çıkmış. Burası bir müze olacak ama bu müzenin adı Bizans Müzesi değil, Ayasofya Müzesi olacaktır demiştir. İşte o günlerde 36-37 yıllarında İstanbul'a bol miktarda gelen Bizantologlardan biri de Nikolas Artamonov isimli bir Bizantologdur. Geldi, bölgedeki bütün Roma eserlerini çekti. O Roma eserlerinden biri de 455'te yapılan Marcanius anıtıydı. Şu an görmüş olduğunuz açıya geldi. O açıdan şu an görmüş olduğunuz Marcanius anıtındaki bir kız, bir kadın melek kabartmasını sizin şu an gördüğünüz gibi çekti. Takvimler 2021'i gösterdiğinde, bakın burada kelepçeler hala duruyor. 1937 yılında da bu kelepçeler varmış, o günde varmış. Bu açıdan bakıldığında aslında siyah beyaz yapılmış fotoğrafla değişen ne var diye sorarsanız hiçbir şey yok. ...1918 yılındaki Çırçır yangınından evvel burası konaklarla ve İslami usul eserlerle doluydu. Az evvel dedik ya, İstanbul'un ilk Müslüman mahalleleri Marcanius anıtının, yani Kıztaşı anıtının etrafında şekillenmişti. Her taraf bağ bahçeydi, camilerdi, türbelerdi, çeşmelerdi. Fakat 1918 yılındaki o İstanbul'un büyük bir bölümünü yakan ve harabeye çeviren Büyük Çırçır yangınından sonra bu bölge tamamen çoraklaştı. Seyrek tek tük evlerin olduğu bir alan haline geldi. O günlerde çekilen bir fotoğraf. 1918 Çırçır yangınından 3 yıl sonra 1921, yani günümüzden tam 100 yıl önce çekilen bir fotoğraf ama aynı açı. Kim çekmiş bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey bu bölgelerin İngiliz ve Fransız işgali ile kasıp kavrulduğu zamanlardı o zamanlar. Bugün 2021'e bakıldığında her tarafta apartmanların sıra sıra dizildiğini görüyoruz. Bu apartmanlar, bu arada ben 1974 Fatih doğumluyum. Ben buralarda gezerken 80'li yıllarda bu apartmanlar o zaman da vardı. Yani bu apartmanlar en az 50 yıllık apartmanlardır. Bu apartmanların karaktersizleştirdiği, kimliksizleştirdiği, ruhsuzlaştırdığı Kıztaşı meydanına fotoğrafın çekilmesinden 100 yıl sonra aynı açıdan bakınca aslında taşın aynı olduğu fakat sokağın tamamen kimlik değiştirdiğini görmekteyiz. Haydi fotoğrafa gelelim. Takvimler 2021'i gösterdiğinde Kıztaşı Caddesi tam olarak budur. Bu arada bu sokağın, bu caddenin adı Kızanlık Caddesi. Fakat fotoğrafa geldiğimizde 1921 yılında Kızanlık Caddesi'nin görüntüsü tam olarak şu an gördüğünüz gibidir.
1701 yılında Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından yapılan Sıbyan Mektebi ve Medrese, 1916 tarihinde Ali Emiri Efendi tarafından kütüphaneye çevrilmiştir. Şu an arkamda hali hazırda insanlara, İstanbullulara, Fatihlilere hizmet eden, hizmet veren güzel bir kütüphane görüyorsunuz. Ali Emiri Efendi Kütüphanesi. Aslında burası bir Sıbyan Mektebi ve medrese imiş. Sevgili dostlar, kuş evleri var burada. O kuş evleri muhteşemdir. Bu kuş evlerini mutlaka görmeniz gerekir. Elimizde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf geçen yüzyılın başları, yani 1900'lerin başları olarak isimlendirilmiş. Ön tarafta Ali Emiri Efendi Kütüphanesi, yani Şeyhülislam Feyzullah Efendi Medresesi ve Sıbyan Mektebi. Arkasında bir minare görülmektedir. O minare 16. yüzyılla yüzyıllanmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Kaptan Halil Paşa Camisi. Cumhuriyetten sonra 1930'lu yıllardan sonra kadrosuz bırakılmış. İmam ve müezzin ataması yapılmamış ve cami bir süre sonra açık arttırma ile içindeki müştemilat satılmış. Pencereleri, ahşabı, döşemeleri, halıları, camları, neyi var, neyi yok satılmış ve zamanla yıkılmaya, harabe olmaya doğru gitmiş. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki minare ve cami Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine ait Kaptan Halil Paşa Camisi'nin yerinde bir muhallebicinin bulunduğu bina bulunmaktadır. Ne çok eser kaybetmişiz, ne çok eseri yakmışız, yıkmışız. Hiçbirinden haberimiz bile yok. Haydi fotoğrafa geri dönelim. Takvimler 2021'i gösterdiğinde arkamda görmüş olduğunuz görüntü bulunmaktadır. Ali Emiri Efendi Kütüphanesi'nin iki binasının ortasından yeni yapım bir muhallebici dükkanı. Fakat takvimler günümüzden 100 yıl öncesine gidildiğinde hali hazırda yerinde duran minareli Kaptan Paşa Camisi sizleri beklemektedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.